Ağaç sevgisi dinleme metni. Burada bir sorumuz var. Ağaçları neden severiz? Ağaçları neden severiz? Değil bence soru. Ağaçları neden sevmeliyiz olmalıydı? Ağaçları sevmeliyiz. Çünkü ağaçlar olmasa yaşam olmazdı. Siz de bu soruyla ilgili cevaplarınızı düşünün. Ve kendiniz cevaplandırın. Birinci etkinlik. Resme bakalım. Dinleyeceğimiz metinle ilgili tahminlerimizi yazalım. Bence ağaçları neden sevmemiz gerektiği anlatılıyordur. Haydi metni dikkatle dinleyelim. Şimdi metnimizi dinleyelim. 18. Dinleme izleme metni Ağaç sevgisi Fidan çocuk gibidir. Sevgiyle bakım ister. Su da balık gibidir. Toprağa dikim ister. Karaya vuran balık ölürse nasıl hemen? Fidan da dalı kırık, yok olur gelişmeden. Her ağaçta hayat var, Yüreğidir toprağın. Yeri göğü kaplarlar. Orman olur da yarın. Dikeceğin her fidan ülkene değer katar. Toprağa vererek can birlikte mutlu yaşar. Mehmet Zekai Eryalaz Ağaç Sevgisi Bir Demet Şiir Çocuk Şiirleri 1 İkinci etkinlik Haydi resimleri anlamlarıyla eşleştirelim. Kelime çantamızı dolduralım. Kelime çantam burada. Bunlar resimlerimiz. Bunlar da kelimelerimiz. Okuyalım. Ağaç. Meyve verebilen uzun yıllar yaşayan bitki. Hangisi ağaç? Bu. Eşleştirelim. Fidan. Yeni yetişen ağaç. Fidanla eşleştirelim. Orman. Birçok ağacın bulunduğu yer. Ormanımız da burada. Eşleştirelim. Evet. Üçüncü etkinlik. Dinledim, anladım, cevaplıyorum. Bir fidan nasıl büyür? Şiirimize göre cevabımızı verelim. Sevgiyle bakımla büyür. Fidanın dalı kırılırsa ne olur? Gelişmeden yok olur. Orman nasıl oluşur? Ağaçlar yeri göğü kaplayarak ormanı oluşturur. Resim sana ne anlatıyor? Resmimize bakalım. Bir ağaç var. Dalı kesilmiş dalı burada. Dalı kesilince birisi üzülmüş. Ne yapmış? Sarmış dalını. Ona bir insan gibi davranmış. Yaralı olmasına dayanamamış. Siz de düşünün bakalım resim sizce ne anlatıyor olabilir? Bence ağacın çok değerli olduğunu anlatıyor. Evet dördüncü etkinlik. Ağaç ile fidan arasında geçen konuşmayı konuşma balonlarına yazalım. 1. Minik fidan, bahar geldi. Yapraklarını ne güzel açıyor. 2. Teşekkür ederim. Sen de ne kadar büyük ve güzelsin. 3. Sen de büyüdüğünde benim gibi olacaksın. 4. O günleri sabırsızlıkla bekliyorum. Siz de farklı konuşmalar yazabilirsiniz. Etkinliklerimiz burada bitti. Abone olmayı unutmayın. Şiir ezberleme ödevi olanlar şiiri dinlemeye devam etsinler.